Dünyası'na hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün 2 Şubat günlerden Perşembe. Geçen hafta pazartesinden itibaren Borsa İstanbul tarafında satıcılı bir 9 günü geçirdik. Bugüne bakacağız nasıl gelişmeler var kapanışta. Aktaracağım detayları sizlere. Bugün İş Dünyası'nda Kıyılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suel'den var. Merhabalar, iyi akşamlar. Ses gelmiyor. Geliyor mu sesim? İyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum tekrardan. Sen açayım sesi. Şimdi önce sıcak konularla başlamak istiyorum ben. Buyurun. Öncelikle sizlerin... Sesim geliyor mu bu arada? Geliyor. Alıyorum, evet. Öncelikle şunu soracağım. Şimdi siz tabii Kıyılı olarak hem perakendede, iç piyasada hem de dışarıdaki yabancı ülkelerde bulunan mağazalarınızla birlikte hem Türkiye'nin nabzını hem yurt dışı nabzını iyi tutuyorsunuz. Dolayısıyla önce hem Türkiye'nin hem de yurt dışındaki genel ekonomik görünümü ben sizlerden almak isterim açıkçası. Sonrasında biraz daha detay konuşalım diyorum. Buyurun. 2022 yılını oldukça iyi geçirdik diyebilirim perakende dünyası olarak. Fakat perakende dünyamızı destekleyen imalat sektörümüz 2022'nin son çeyreğinde, hatta son 6 ayında biraz maliyet artışlarından dolayı sıkıntı yaşadı. Yurt dışındaki rekabetten dolayı, yurt dışındaki fiyat ayarlamalarından dolayı imalatlarda fiyat tutturamama ve uluslararası piyasada fiyatların artışıyla beraber sıkıntı yaşandı. Bu imalatlarımızda biraz bizi gelecek için kaygılandırdı. Ancak perakende dünyasında Türkiye'mize gelen turistin fazlalığı, ürünlerimizin pandemiden çıkmasımızdan dolayı ciddi anlamda yüklü bir şekilde ertelenen ihtiyaçların karşılanması için yaptığımız hazırlıklar 2022 yılını başarılı bitirmemize sebep oldu. Gelecekle ilgili de beklentilerimiz bu anlamda hazırlıklarımızı yaptık. Eğer enflasyon düşme eğilimine girerse, ki biz de sektör olarak bu anlamda yönetim olarak da hükümetimizin aldığı kararlara destek veriyoruz. Enflasyon düşmesi için sabit fiyatlar uygulamaya çalışıyoruz. Kârımızdan vazgeçerek mümkün olduğu kadar tüketicinin alım gücüne uygun fiyatlar yapmaya çalışıyoruz. Kalitemizi düşürmeden bunları başarmaya çalışıyoruz. Ve en yakın noktada tüketicimize ulaşmaya çalışıyoruz. Bu anlamda planlarımızda çok büyük değişiklik olmadan 2023'ü karşıladık Zeliha Hanım. Duyabildiniz mi beni Hilal Bey? Şimdi alayım, duyamadım maalesef. Şimdi biz geçen sene ortalarına doğru Abdullah Bey ile konuştuğumuzda özellikle Amerika ve Avrupa'dan siparişlere yetişemiyoruz pandemiden sonra demişti. Şimdi 2023 yılının ilk ayını geride bıraktık. 2023 senesine siparişler açısından hem ABD hem Avrupa hem diğer ülkeler açısından nasıl girdiniz? Biraz daha detay verirsek. Evet. Şöyle, ben İstanbul İhracatçılar Birliği'nde yönetim kurulu üyesiyim aynı zamanda. Ve Parakendiciler Derneği'nde, ZMD'nde yönetim kurulu üyesiyim. İkisini ayrı değerlendirdiğimiz zaman kendi markalı ihracatlarımız oldukça iyi gitti. 2022'nin tamamı için söylüyorum bunu. Fakat imalat sektöründe 2022'nin 6. ayından sonra Avrupa'daki beklenen resesyondan dolayı ve Türkiye'deki maliyet artışlarından dolayı işlerde biraz aşağı doğru ivmelenme oldu. 23 milyar dolar beklenen ihracat rakamlarımız hazır giyim konfeksiyonda 22 milyar civarına yakın bir noktada çok da büyük bir açık vermeden kapandı. Fakat daha yüksek beklentimiz vardı. Bugün geldiğimiz noktada ihracattaki sıkıntı hala devam ediyor. Hem maliyetlenme açısından hem de Avrupa'daki resesyon beklentisi açısından. Perakende dünyasına geldiğimiz zaman artık yatırımlardan ziyade markamızın franchise ile alakalı çalışmalar yaparak yurt dışında franchising yöntemiyle büyümeyi ve markamızı tanıtmayı hedef seçtik. Bu anlamda da bu hedefe sektörümüz iyi gidiyor. Yurt dışında markalaşmış 4000'e yakın markalarımızın mağazaları var. Ve hedeflerimizde bu mağazalarımızı ilk etapta 6000 sonra 10.000'e çıkartmak var. Türk'ün bu anlamda
fleksi olması, rekabetçi olması, yaratıcı olması bizi destekleyecektir. Peki, bir de şimdi daha önce navlun ve taşıma maliyetleri dolayısıyla, daha doğrusu şöyle, pandemi döneminde çok ciddi artan konteyner fiyatlarını ve lojistiği konuştuk. Bu dönemde özellikle daha önceleri Asya tarafından talepte bulunan Amerika gibi, yani batılı ülkeler diyeyim, siparişlerini Türkiye'ye doğru kaydırmışlardı. Bu bir avantajdı. Ancak gördüğümüz şu, hem navlunda hem konteyner fiyatlarında düşüşler, yani ortalamalara geldi eski fiyatlara neredeyse. Dolayısıyla bu lojistik avantajını kayıp mı ettik? Öncelikle onu sormak istiyorum. Yani ABD daha önce belki Vietnam yerine Türkiye'yi tercih ediyordu bu pandemi döneminde. Şimdi ivme geri mi döndü, terse mi döndü? Tamamen döndüğünü söyleyemeyiz. Hı hı. Ancak bizim kalitemiz dünyada tescillenmiş vaziyette. Yani Made in Türkiye yazdığı zaman üstüne farklı bir fiyat koyabiliyor Avrupalı üretici. Tabii ki Türkiye'deki imalat giderlerinin yükselmesi ve uzak doğudaki navlu fiyatların aşağı düşmesi çok işimize gelen bir durum değil. Aslında biz biraz pazarımızı Kuzey Afrika'ya kaptırıyor gibi olmaya başladık. Asıl bizi sıkıntıya sokacak olan bu. Fakat gene en büyük avantajımız bizim yıllardan beri gelen iş bilgimiz, kalitemiz ve Avrupa'ya yakınlığımız bizim hiçbir zaman dünyadan geriye koymayacaktır. Her zaman önde olmaya devam edeceğiz. Yeter ki biz bunu doğru yönetelim. Avrupa ile olan ilişkiler, Avrupa'nın resesyonu, bunları doğru atlatalım. Uzun vadede her zaman bizim yıldızımız parlıyor. Peki, gelelim biraz enerji ve istihdam tarafına. Şimdi tekstil ve perakende tabii istihdam yoğun bir sektör, emek yoğun bir sektör. Dolayısıyla burada iş gücü maliyetlerinin sizlere etkisini ve enerji maliyetlerinin yine sizlere etkisini sormak isterim ben. Rekabetçiliği kaybediyoruz diye konuşmalar var çok sıklıkla, sektör bazlı. Tabii markalı bir siz firmasınız biliyorum ama bu konuda da yorumunuzu almak isterim ben. Tabii markalı bir şirketiz ancak hem imalatçılarımızın ihracatları var hem de benim bulunduğum birliklerde ihracatçı dostlarımız var. Hepsini yaşıyoruz, beraber görüyoruz ne olduğunu. Evet, bugün her şey çok üst üste geldi. Enerji fiyatlarının artması, personel fiyatlarının yani asgari ücretlerin artması, EYT gibi sistemlerin bugün devreye girmesi birkaç argüman üst üste geldi. Fakat biz bunları atlatabilecek güçteyiz. Alınacak önlemlerle bu günleri atlatacağız gibi gözüküyor. Evet, zorlanıyoruz, sektör de zorlanıyor ama çıkışlarımız var. Biz marka olarak diyoruz ki marka değerimizi yurt dışında Avrupa'da bilinir hale getirelim. Ve katma değerli ürünler yaparak Made in Türkiye'nin yanına Brand of Türkiye'yi koyalım. Yani ihracat rakamlarımızın kilogram başına 1,5 dolarda olan rakamları hazır giyim konfeksiyonunda 40-45 dolarlara taşıyalım. Ve bu şekilde markadan da bir ticari kazanç elde edelim. Hem Türk'ün bayrağını oraya dikelim hem de ihracatımız artsın mantığında markalarımızı orada tanıtmaya devam ediyoruz. Bunun için orada sponsorluklar yapıyoruz. Çok özel bir örnek vermem gerekirse İtalyan basketbol milli takımına Kirlo olarak, şirket olarak sponsor oldu. Azerbaycan milli takımına, futbol milli takımına sponsor oldu. Romanya milli futbol takımına sponsor oldu. Orada kendi yatırımlarımız var. Mağazalarımızı açıyoruz. Farklı yerlerde franchising veriyoruz. Yani hem imalat bizim olmazsa olmazımız Made in Türkiye hem de Brand of Türkiye ile markalaşmanın önemi, katma değerli ürünlerin ihracatı çok önemli vaziyete geliyor. Bunu da içeride hem imalatçılarımıza hem de perakendecilere örnek olarak anlatarak hedeflerimize gidiyoruz. Peki, şimdi yine 2022 yılı, daha doğrusu geçen sene Şubat 24'te başlayan Rus-Ukrayna Savaşı. Bunun özellikle AVM'ler, yani Rus pazarındaki AVM'lerde batılı firmaların yavaş yavaş oradan ayrılıyor olmasıyla birlikte. Abdullah Bey ile konuştuğumuzda o dönemde AVM'lerin hatta kiraları yarı yarıya indirdiği, oraya davet ettiği ve pazarın da orada cazip hale geldiğine dair öngörüler vardı.
Şimdi dolayısıyla bu konuda daki ilerleme ne yönde oldu? Bakın, devletlerin aldığı kurallarla ticari kurallar bazen çakışıyor. İnsanlar ticaret yapmak için Avrupa ülkeleri dahil farklı yöntemler bulabiliyor. Dolayısıyla o ilk günlerdeki travma Rusya açısından da atlatılmak üzere. Perakende dünyası için. Artık farklı markaların yerini alabiliyor. Veya oradan çıkan markalar farklı yöntemle ortaya kalmaya çalışılıyor. Yani bu yöntemler gelişmiş vaziyette ve o kiralar eskisi gibi de artık ucuz değil. O pazar aynı pazar, talep aynen devam ediyor. Dolayısıyla o fırsatlar bugün değerlendirilmiş bir noktaya gelmiş vaziyette. Geçen sene başlamıştı Şubat ayında savaş. Üstünden bir sene geçmek üzere 11 ay oldu ve her şey yerine oturmaya ve farklı bir şekilde dinamiklenmeye başladı. Biz de burada pozisyonumuzu almak üzereyiz. Fırsat kaçmadı ama kaçmak üzere diyebilirim. Çünkü sistem kendi kendini çabucak tamir ediyor ve su akacak yolunu buluyor. Bizim de bu suyun içinde olmamız lazım. Gelelim finansman akışı, daha doğrusu nakit akışı ve tabii ki dolayısıyla işletme sermayelerine. Bu noktada geçtiğimiz yıldan itibaren sıkıntılarınız olduğunu biliyoruz. Sanayi sektörünün, üretim sektörünün, perakende sektörünün. Bir de tabii alım gücünün düşmesi, talebin yavaşlaması kaynaklı da aynı şekilde sizlerden bu yönde bize açıklamalar da geliyor. Dolayısıyla bu konuyu da ben sizler açısından değerlendirmeniz nedir, nasıldır? Nasıl öngörüyorsunuz? En azından seçime kadar olan süreyi onu da öğrenmek isteriz. Geçtiğimiz seneyle ilgili cevap vermem gerekirse turizm çok ciddi destekledi perakende dünyasını. İmalat sektöründe ilk 6 ay çok iyiydi, fiyatlar iyi tutuyordu, siparişler çok yüksekti. Bizim buradaki imalatçılar, tedarikçiler hepsi full doluydu. Fakat beklenti beklenti, resesyon söylene söylene Avrupa ve Amerika'da herkes pozisyonunu 2-3 ay evvel almaya başlayınca siparişleri biraz yavaşlattılar. Maliyetler artınca burada biraz temkinli davranmaya başlandı. Bu da geçecek gibi gözüküyor bu 3 ay içinde. Seçim atmosferiyle alakalı perakende de bizim sektöre bakarsanız takım elbise de biraz fazla satışlar artabilir. Bununla ilgili beklentimiz var. Bu ilk ayımız zaten perakende sektöründe biraz yavaş geçerdi. Gene de beklentilerin üstünde gidiyor perakende. Fakat karlılık oranlarında ve genel gider oranlarında ciddi artışlarımız var. Bunları doğru yönetebilirsek bu zamanı doğru bir şekilde atlatacağız. Başaracağımıza ve iyi yerlere gideceğimizi ümit ediyoruz. Peki nakit akışı meselesi var firmaların. Nakit akışı gerçekten büyük bir problem. Bununla ilgili çözüm odaklı bilgiler hem bankalardan hem Merkez Bankası'ndan hem de Maliye Bakanlığı'ndan geldi. Bu bilgilerin doğru bir şekilde işlemesini bekliyoruz. Çünkü EYT çok ciddi anlamda her ne kadar finansman destekli bir şekilde aşılmayı hedefleniyorsa da sonuçta şirketlerin cebinden çıkacak, planlanmamış, bütçeye konulmamış bir gider gibi gözüküyor. Olabilir, hem çalışanlarımıza fayda olsun. Hem de devletimiz emrettiği için yapmaya çalışalım. Ama gerçekten hesaplanmamış, bütçelenmemiş bir gider kalem bizim için. Bunu da başaracağız, bunu da aşacağız. Çalışanlarımıza da o desteği vereceğiz. Şimdi 14 Mayıs muhtemel tarih. Dolayısıyla seçime kadar olan süreyle ilgili olarak biraz daha erken alındı. Planlamanız, bütçelemeniz de bir değişiklik var mı? Seçim öncesi sonrası yatırım planlamalarınızda varsa eğer bir değişiklik var mı? Yatırım planlamalarınız içerisinde teknoloji ve Ar-Ge'ye olan yatırımlarınızı artırmayı planlıyor musunuz? Çünkü bu konuda da hassasiyetiniz olduğunu biliyorum marka olarak. Teşekkür ederim. Ben dün Barcelona ISE 2023 teknoloji fuarındaydım. Bir firkenden gittim. Yatırımcı olduğumuz şirketin standı vardı orada. Şirkette standta tanıtımlarımızı yaptık. Türk firmaları da vardı. O kadar beğeniyle ve dikkatle dinlendik ki birkaç büyük uluslararası LED ekran firmasından yazılımla ilgili işbirliği teklifleri aldık. Bu bizi çok heyecanlandırdı. Biz Türkiye'de teknolojinin, bilişimin önemini önden
farkına varan ve pozisyon alan şirketlerden biriyiz. Perakende dünyasında, görsel işleme alanında, insan kaynaklarını robot yönetimlerinde çok öndeyiz ve işleme aldık bu konuları. Bu anlamda sektörden gelen sorulara cevap veriyoruz. Bilişim Vadisi'nde bu konuyla ilgili yazılım şirketi açtık Darıca'da. Ciddi yatırımlarımız var. Asla bunlardan taviz vermiyoruz. Türkiye'mizin geleceği, gençlerimizin geleceği bu sektörlerden geçtiği kesin. Her ne iş yaparsanız yapın, muhakkak yazılımı ve teknolojisi çok önemli. Her yaptığımız işte bunu araştırmamız ve kendimize uyarlayacak bir sonuç bulmamız gerekiyor. Bu anlamda Kiyalı iyi bir yere gitti. İyi bir yere de gidiyoruz. Yatırımlarımıza gelince Metaverse dünyasında pozisyonumuzu aldık. Hatta orada yatırımcı olduk. İlk Türkiye'de gerçek ürünlerle defile yaptık. Avatarlarımızla Metaverse dünyasında. Dünyada da ilk beşin içindeydik bu anlamda. Çok iyi tepkiler aldık. Bu işi de büyüterek devam ettireceğiz. E-ticarette de hem offline hem online birleşme işlerini yaptık. Burada da işlerimiz yurt dışındaki büyük marketplace'lerle anlaşma yaparak işlerimizi yurt dışında da bu anlamda büyütüyoruz. Hem markamız tanınıyor hem de ihracat rakamlarımız yukarı gidiyor. Resesyon diyorlar Avrupa'da, resesyondan dolayı mağaza boşaltan markalar oluyor. İnanın uygun fiyatlıysa biz orada iş yapabileceksek hemen kendimiz kiralayabiliyoruz veya franchise'ımızı teklif ederek böyle bir yatırıma gidebiliyoruz. Yani biz burada dinamik kalmaya çalışıyoruz. Finansallarımızı doğru tutmaya çalışıyoruz. Asla ümidimizi kaybetmiyoruz. Umutluyuz, ümitliyiz. Biz marka olarak da, Türkiye olarak da iyi yerlere gideceğiz. İnanıyoruz buna. Şimdi siz Çin'de ilk giyim fabrikası açan firmasınız. Dolayısıyla yeni Doğru. pazarları da şöyle gözlemliyorsunuzdur illaki. Yeni pazarlar açısından soruyorum bunu. Gözünüze diktiğiniz bir bölge var mı? Ayrıca Hindistan özellikle özelinde hem bunun mağaza açma hem üretim hem de Türkiye'ye rakip olması açısından soruyorum. Nasıl okuyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü ikinci bir Çin olma ihtimalinden son zamanlarda konuşulmaya başlandı. Davos'ta dahil olmak üzere. Buyurun. Biz burada hem Pakistan hem Hindistan'ı bir görüyoruz Orta Asya anlamında. Buradan zaman zaman pamuk kumaşıyla alakalı ithalatlarımız vardı Hindistan'dan. Piyasayı da biliyoruz. Fakat perakende dünyasında bizim kadar dinamik ve teknolojik değiller. Bu konularla ilgili alışverişlerimiz yapıyoruz şu anda. İş birliktelerimiz de var. Zaman işte bunu da açıklayacağız. Ve o piyasalarda bizim muhakkak olmamız gerekiyor. Olmaya da devam edeceğiz. Bunun yanında size katkı sağlayayım. Kuzey Afrika bölgesinde Fas, Tunus, Cezayir hatta Libya'da çok ciddi Türk ürünlerine istek var. Yalnız orada şöyle bir handikap var. Tunus, Cezayir ve Fas'ta Fransız ekolundan geldikleri için ciddi Türk ürünlerine vergi koyuyorlar. Bunları aşmaya çalışıyoruz. Gerçekten nereye gitsek önümüze bu vergilerle alakalı setler çıkıyor. Amerika'ya gitmiştik 100 milyar dolarlık ilk anlaşmanın yapılacağı zaman bundan 4 sene evvel. Orada da %30-35 vergiler çıktı karşımızda. Ticaret Bakanı'na söyledik, Ticaret Odası Başkanlığı'na söyledik bu vergileri indir ki tekstil konfeksiyon ihracatımız artsın diye. Amerika hiçbir şey yapmadı. Şu anda Tunus'ta, Cezayir'de de bir şey yapılmıyor. Buna rağmen biz o kapıları zorluyoruz ve içeri giriyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyorum ben size. Bekliyoruz bakalım. Pakistan, Hindistan o bölgelerdeki işbirliklerimiz var. Zaman içinde açıklayacağız dediniz. Bakalım. Evet. Bizler de bekliyor olacağız. Tekrar teşekkür ediyorum size. Evet. Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından açıklanan geçici verilere göre Ocak ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre %10,4'lük bir artış yaşadı. Artış devam ediyor görüyoruz 19,4 milyar dolar olarak. Bu arada Tim Başkanı'nın Mustafa Gültepe'nin de bu noktada görüşleri de vardı. Bu haberle devam edelim. Yılın ilk ayı güzel geldi. Yine bir çift rakamlı büyümeyi yakaladık. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında ilk ayda bu şekilde rakamın gelmesi bizi gelecekle ilgili umutlandırdı. Biliyorsunuz dünyada bir durgunluk var, bir resesyon var. Bu şekilde
bir rakamı görmek, etmek bizi gelecekle ilgili gerçekten farklı bir noktalara, bu %10'un devam edeceğini gösteriyor. Biliyor, 2022'de son 3 çeyrekte tek rakamlı büyümeleri açıkladık. Özellikle Ocak'ta böyle bir rakamın gelmesi dediğim gibi bizi motive olarak yukarıya doğru çekti. İlk 3 değişti mi bu? Yok, ilk 3'te değişiklik yok. Özellikle otomotiv sektörü, kimya sektörü ve hazır giyim sektörü aynı şekilde devam ediyor. Şimdi özellikle enerji maliyetleriyle ilgili istekleriniz vardı ihracatçılar olarak. Bir indirim daha geldi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Oradaki durum nasıl? Şimdi öncelikle burada sizleri huzurunuzda Cumhurbaşkanımıza ve destek veren Ticaret Bakanımız Mehmet Muş'a ve Enerji Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Gerçekten şu dönemde gerekliydi. Enerji maliyetleri Türkiye'de yüksek. Son bir ayda %30'a yakın bir indirim oldu. Bu da özellikle en azından fiyatların kontrolü noktasında enflasyonun yukarıya doğru artış gösterdiği bir noktada en azından insanlara psikolojik olarak bir etki yapmış. Artan maliyetler karşısında en azından bir indirim yine aynı şekilde bizleri o kapsamda enerjimizin artmasına sebebiyet verdi. Rekabet etmemiz gerekiyor dünyada. Dünyada enerji maliyetleri yine düştü. Uluslararası enerji fiyatı ile bizlerin de özellikle rakip ülkeler gibi enerjiye ucu sağlamamız lazım. Aslında artırma yönde değildi. Bundan sonra tekrar Enerji Bakanımız açıkladı. İnşallah bir indirim de yapılırsa en azından gerçekten sanayicimiz rekabet etme şansını çok daha fazla bir şekilde artırır ve içeriye de enflasyona çok büyük bir şekilde etki sağlar. Peki siz Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı olarak özellikle rekabetçi kura her konuşmamızda vurgu yapıyorsunuz. Orada gelinen süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi tabii girdi maliyetlerimiz artıyor. İşçilik ücretleri artıyor. Diğer bütün maliyetler artıyor. Ortalama biz şunu söylüyoruz. Yani bir yılda 2022 ile 2023'ü bir çevrim olarak alırsan bütün maliyetler neredeyse %85 ile %100 arasında arttı. Bunları tabii tolere etmek gerekiyor. Bunun da yolu özellikle üretim ve ihracatçıysanız kurun da aynı seviyede artması gerekiyor. Kurun bir yıllık artış %35, %40, arada %40'la yakın bir makas var. Bu şunu gösteriyor. Özellikle yakalamış olduğumuz pazarları, pazar fırsatlarını kaybetmeyi şu anda görüyoruz. Yani insanlar, müşteriler diğer ülkelere doğru kaymaya başladılar. Çünkü fiyatlar Türkiye'de artıyor. Biz yine söylüyoruz, bundan tekrar yeniliyorum. Aylık bazda enflasyon oranı neyse, enflasyon artışı neyse kurun da onun paralelinde artması gerektiği düşünüyorum ki biz rekabetçiliğimizi koruyalım. Mustafa Bey, şimdi Merkez Bankası firmaların yurt dışı kaynak dövizlerini Türk lirasına çevirmeleri durumunda çevrilen tutarın %2'si kadar firmalara destek verileceğini açıkladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu? Şimdi özellikle bu konuyla ilgili Merkez Bankası Başkanımız dışarıdan turizm, hizmet, farklı sektörlerle ilgili ya da dışarıda olan kaynakları Türkiye'ye getirme noktasında ve özellikle bozdurma yapan firmalara bu kapsamda ya da nihai tüketiciler %2 oranında bir ekstra bir kur farkı ortaya koydu ama bu tabii direkt bir destek değil, en direkt destek. Çünkü sebebi şu, bir sürü kuralları var. Yani %40'ı bozdurduğun zaman 3 ay döviz almaman gerekiyor. Tabii 3 ay döviz almayacak olan firma bunu bulması lazım. Bundan yararlanması lazım. Ama yine de bir piyasaya bir pozitif etki yarattığını düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. İnşallah bu şekilde bu kapsamda bu tarz yardımlar, destekler farklı bir şekilde bütün sanayiciye, bütün üreticiye, ihracatçıya katkı sağlar diye düşünüyorum. Finansmana erişim konusunda özellikle banka kredilerinden şikayetleriniz vardı. Orada durum nasıl? Şimdi biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanımızı geçen hafta TİM'de ağırladık. Orada bütün başkanlarla beraber, bütün sektör kurulu başkanlarımızla ve birlik başkanlarımızla beraber yaşadığımız sorunları aktardık. Sağdan bize gelen problemleri aktardık. Son iki ayda, iki üç ayda bununla ilgili çok daha ulaşılabilir, çok daha erişebilir bir finansman durumu ortaya çıktı. Problemleri gelince biz de aktarıyoruz ve bir açılma var. Daha eskiye istinaden çok daha var. Finansa ulaşım noktaları biraz daha kolaylaştı, biraz daha sadeleşti. Gittikçe daha fazla açılacağını, daha fazla büyüyeceğini, egzimin kaynaklarının, günlük kullanılan miktarının daha fazla artacağını Merkez Bankası ile başkanı ile yaptığımız toplantıda ortaya koydu. İhracatçıları destekleyeceğini ve herhangi bir kredi problemi olmayacağını dile getirdi. Geçen pazartesiden beri BIST 100 tarafında genel itibariyle eksiler, satışların olduğu bir 9 günü yaşadıktan sonra bugün
%0.82 primle 4752 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdiğini söyleyelim. İşlem hacmi güne göre %50 yukarıda 118 milyar TL olarak gerçekleşti. Söyleyeyim. Bu noktada bankacılık endeksinde -0.11'lik bir kayıp var. Ancak BIST 30'da %1.33 ve sanayide %0.73'lük bir prim var. Dolayısıyla aslında biz 5 günlük BIST 100 tarafında %9.15'lik bir değer kaybıyla karşı karşıyaydık. Ancak bankacılık endeksinde bu %12.06'ydı. Ercan Göçmen'e döneceğim. Ercan, geçtiğimiz hafta pazartesinden itibaren süre gelen satış kırmızılar. Bugün yeşil olarak kendini bu seviyeye bıraktı. Ama tabii merak ediyoruz. Çünkü en fazla değer kaybedenler de hali hazırda. Türkiye Petrol, Türkiye İş Bankası, Akbank, Gübre Fabrikaları, Enka gibi büyük firmalar var. Evet. Yani Zeliha, senin de dediğin gibi aslında son bir saatte endekste çok ciddi bir toparlanma oldu. Yoksa endeks gün içinde BIST 100 endeksi 4500 puana kadar gerilemişti. Ama özellikle Türk Hava Yolları hisselerine gelen alımla ki yani 125'i gördü Türk Hava Yolları, 135 civarında kapanış, yani neredeyse %7'nin üzerinde bir tepki yaptı. Bu olumlu tepki. Ereğli'nin gün boyunca dirayetli tutumu sayesinde evet günü artıda kapattık ama neredeyse 4500 gibi kritik bir seviyeden kapatıyorduk. Bardağın dolu tarafına bakarsak bir kere 100 günlük ortalamadan bir tepki bulduk. Burası olumlu. Yukarı harekette, yani son bir saatteki yukarı harekette işlem hacmi yüksekti. Bu da olumlu hiç şüphesiz. 4700 üzerinde kapatmış olmamız bu da olumlu. Ama diğer taraftan, yani bu aradan boş tarafından bakacak olursak bir kere endeks son 10 günde 10 günlük ortalamasının ardından 50 günlük ortalaması, ki 50 günlük ortalama 5000 seviyesinde. Bunun altına geriledi. Yani çok hızlı bir geri çekilme. İki tane ortalamayı aşağı kırmış durumda. Dolayısıyla önümüzdeki günlerdeki en kritik süreç, endeks 50 günlük ortalamasının üzerine çıkabilecek mi, çıkamayacak mı? Yani 5000 üzerinde tutunacak mı, tutunmayacak mı? Bu son derece kritik bir süreç olacak. Eğer teknik analiz kuralları geçerli olur da endeks kırdığı ortalamayı, yani 50 günlük ortalamayı geçemezse, 5000 direnç olursa, önümüzdeki günlerde en ihtimal 4500'de 5000 aralığında sıkışan bir endeks görürüz. Gelen bilançolar şu ana kadar kötü değil. Hatta beklenti üstü rakamları hep görüyoruz. Belki de bilançolarla tekrar endeks 50 günlük ortalamanın üzerine çıkabilir. 5000 üzerinde tutunabilir. Bu olumlu senaryoya döndürürüz. Ama 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunamazsak biraz endekste önümüzdeki en azından seçim sürecine kadar bir yatay süreç, 4500'de 5000 en ihtimalle görürüz diye tahmin ediyorum. Uluslararası piyasalar bizden farklı olarak oldukça güzel bir dönem geçiyor. Zaten ocağı da iyi geçirmişlerdi. O tarafta haberler iyi. Dün FED kararını açıkladı biliyorsun, 25 bas puan. Aslında piyasanın beklediği tam bütün sözleri de söylemedi. En azından faiz arttırım sürecinin ne zaman sonlanacağına dair piyasa en azından bir işaret bekliyordu. O gelmedi. Gelmediği gibi bilanço kısmaya yönelik de hareketlerin devam edeceğini söylüyor. Yani faiz arttırmayı durdursam bile bilanço tarafında ben kontrolü elde tutmaya devam edeceğim diyor FED. Ama piyasa hep dolu tarafından gördü şeyi ve dün Nasdaq'ta %2'lik bir yükseliş vardı. Ama ilginç olan dünkü yükselişe mesela Dow Endeksi katılmadı. Dow Endeksi dünü sadece 10.006 gibi bir artıyla kapattı. Bugün de olumlu bir seyir var. Özellikle teknoloji hisseleri üzerinde. Dün Meta, yani Facebook'un çatı şirketi Meta bilançolarını açıkladı. Aslında gelen rakam hisse başına kar en azından piyasa beklentisinin altında. Ama Meta 40 milyar dolarlık geri alım yapacağını açıkladı. Piyasa açısından sürpriz bir veriydi bu. Dolayısıyla bugüne Meta %20 civarında artıyla başladı. Şimdi Nasdaq 100 endeksinde Meta'nın ağırlığının %2'nin üzerinde olduğunu tam söyleyecek olursak, zaten sadece bu %20, Meta'nın %20'si Nasdaq'ı zaten %0.5 civarında yukarı taşımaya yetiyor. Bugün de ilginç bir durum var. Dow endeksi ekside. Özellikle ilaç şirketlerindeki %3'e varan düşüşler nedeniyle Dow endeksi ekside. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq yine bugün yukarıda. Güzel olan Standard & Poor's, en azından ortalamayı tutturalım. Standard & Poor's 4100 direncinin üzerinde tutunuyor. Bu piyasa açısından olumlu olduğunu düşünüyoruz.
Hafta başında zaten 4050'deki 50 haftalık ortalamasını kırmıştı standart depolu. Şimdi de 4100'ün üzerinde tutunuyoruz Zeliha. Önümüzdeki günlerde büyük olasılık 4050-4100 destek olacaktır. Eğer bu destek çalışırsa Standard & Poor's endeksini kısa vadede 4300 direncine doğru giderken görürüz. Bu tahminimizde bir değişiklik yok. Yani Standard & Poor's için kısa vadede hedefimiz 4300 olarak koruyoruz. Altın da bu olumlu havadan faydalandı. Bugün 1975 doları gördü vadeli kontratlarda altın. Orada da daha önceki yayınlarda da belirtmiştik. Hep 1980-2000 dolara doğru gidiyor demiştik altın. 1980 önemli bir direnç. 1980'de altın biraz yatay hareket yapabilir ama gümüş altın makasını kapatmak amacıyla bu sefer gümüşte bir hareket görebiliriz. Gümüşte de 25 doların üzerindeki fiyatlamalara dikkat etmek lazım. Eğer gümüş 25 doların üzerinde tutunabilirse bu sefer gümüşte kısa vadede yukarı bir hareket görmek mümkün olduğunu düşünüyoruz Elia. Teşekkür ediyorum sana verdiğim bilgiler için. Bu arada tabii EYT mevzu var. Birazdan günden kalanlarda Şeref Oğuz'la beraber konuşacağız. Ancak Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları önemliydi. EYT ile ilgili maliyetin 2023 yılı için 255 milyar TL olduğunu ve bu maliyetin 31 Aralık tarihinde bütçeye kasaya konduğunu ifade etti. Bu haberle bitirelim. Birazdan devam ediyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Ocak ayı enflasyonunun asgari ücretlerdeki artış nedeniyle bir miktar etkisini devam ettireceğini ancak ardından düşüş trendini sürdüreceğini söyledi. Nebati, enflasyonda baz etkisinin sona erip doğrudan alınan kararların etkisinin ne zaman görüleceği sorusu üzerine, Ocak ayı asgari ücretin artmasından dolayı sıkıntılı olur. Ama ondan sonra bizim beklentilerimiz OVP hedefleri doğrultusunda gider. Bu ayı atlattıktan sonra çok daha rahat yürürüz, dedi. Bloomberg'in haberine göre gıda enflasyonunun azaltılmasıyla ilgili bir soru üzerine de Nebati, gıdada fiyatları artıracak bir gerekçe yok. Gübre, mazot fiyatları geçen yılın altında, personel giderleri hariç herhangi bir yerde artış söz konusu değil. Gıda fiyatlarındaki artışın kontrol edilebileceğini öngörüyoruz, diye konuştu. Nebati, emeklilikte yaşa takılanlarla memur ve emekliye yapılan %30'luk zammın bütçeye maliyetiyle ilgili soruları da yanıtladı. EYT için 2023 bütçesine yönelik çok sıkı tedbirler aldıklarını söyleyen Nebati, 31 Aralık'ta biz EYT'nin bu yılki yükünü kasaya koyduk ifadelerini kullandı. Nebati, EYT'nin 2023 yılı için maliyetinin 255 milyar lira olarak hesaplandığını, bu paranın kasada durduğunu ve bu rakama KGF kefaletlerinin dahil olmadığını söyledi. Emekli ve memur maaşlarına yapılan %30'luk zamma da değinen Nebati, 1 puanlık iyileştirmenin maliyeti 19 milyar lira, 15 puana yakın bir maliyet eklendi, 270 milyar lira diye konuştu. Bakan Nebati, Türkiye'de seçimleri etkileyecek herhangi bir ekonomik operasyon riski görüp görmediklerinin sorulması üzerine de, Türkiye'nin makroekonomik göstergeleri herhangi bir operasyona açık değil. Yapılan operasyonların bir karşılığı olmaz. Biz Ocak ayında borçlanmaya çıktık. 2 milyar 750 milyon dolar borçlandık. Borçlanmalarımızı devam ettiriyoruz. Merkez Bankası rezervlerimiz çok kuvvetli. Bizim makroekonomik göstergelerde bir sıkıntımız yok. Parasal olarak operasyon çekebilecekleri hiçbir alan yok, değerlendirmesini yaptı.